Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 3. hafta videolarına başlıyoruz. En önemli haftalardan birindeyiz çünkü bana göre geometri iki konu üzerine inşa edilmiştir. Bir dik üçgen, iki benzerlik. İşte bu önemli konulardan birini yani dik üçgen işleyeceğiz seninle birlikte. Toplamda 5 video olacak, 5 önemli video olacak. Bak önemli diyorum o yüzden 2x'de izleyen arkadaşlar 1.5'da izleyen arkadaşlar ya da 1.25'de izleyen arkadaşlar bu seferlik bundan sonraki geometri hayatınızı etkileyecek olan bu konuyu lütfen normal hızla hiçbir saniyesini böyle kaçırmadan çok dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Çünkü buradaki soruların sıralanışı bile seni çok güzel bir şekilde bir noktaya getirecek ve burada senin bilmediğin şeyler de olacak ve en önemlisi ben sana bu konunun mantığını öğreteceğim. Ben belki diyorsundur ya hocam ben Pisagor mantığını biliyorum ne var bu konuda Dik üçgen, Öklit bağıntısı, özel açıları ben çok iyi bir şekilde biliyorum. Soruları çözer geçerim. Yok kardeşim, gel burada, benden dinle. Hatta sana böyle en baştaki tanımdan bile güzel bir şey öğreteceğim. Böyle uzun uzadıya yaptığın işlemleri sana çok kısa bir şekilde kafadan yapmayı öğreteceğim. Buradaki sorular bile seni çok bir şekilde iyi bir şekilde geliştirecek çünkü çok önemli. Benimle birlikte bu yolu ilerleyeceksen eğer, yani benim izlediğim yollardan geç mutlak başarıya büyük ihtimalle ulaşırsın. Çünkü ben dik üçgende çok önem vermiştim. Benzerliğe çok önem vermiştim. Sonraki konulara hiç önem vermedim. Ama ondan sonrasında bu iki önemli konudan sonra geometriyi hep full ya da full yakın yapmıştım. Sen de büyük ihtimalle öyle yapacaksın. Hadi bakalım dik üçgende ilk videomuza başlıyoruz. İlk videomuz nedir? Pisagor bağıntısını anlatacağım. Kitabımızda sayfa numarası 24, 25 ve 26'yı işleyeceğiz. Senin de bitti. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Pisagor bağıntısı ortaokuldan beri biliyorsunuz. Bir dik üçgende hipotenüs x iken diğer dik kenarlarda a ile b iken hipotenüsün karesi yani x kare neye eşittir? a kare artı b kare eşittir. Hepimiz biliyoruz değil mi? Evet hatta buradan x neye eşittir aynı zamanda? Hocam karekök içinde a kare artı b kareye eşittir. Sen bunu bildikten sonra bunları zaten çıkartırsın. Ya da bir dik kenar neye eşittir? Hocam dik kenarı yalnız bıraktığın zaman B kare attığın zaman öbür tarafa. Hipotenüsün karesi eksi B kare eşit oluyor. Hatta burada dik kenarda neye eşit oluyor? Kare kök içerisinde Hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesi şeklinde söylüyoruz arkadaşım. Evet bu bizim biraz sonra işimize yarayacak. O yüzden bunları sana böyle şekilde göstermek istedim. Hemen sorusuna bakalım. Hocam x var 6 var 18 var. Ne diyoruz? Pisagor bağıntısını uygulayalım. Hadi uygulayalım bakalım. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 18'in karesi diyoruz. Hocam x'in karesi 36 artı 324 yaptı. Sonra topladığım zaman da bu ne yaptı? 360 yaptı. x de neye eşit olacak? Kök 360'a eşit olacak. Ee, sonra ne yapacağız? Bunu kök dışına çıkartacağız. Kök dışına çıkartırken de şöyle yapıyorsunuz. 360'ı böl 2'ye, böl 2'ye, böl 2'ye, sonra 3, sonra 3 diye böyle gidiyorsunuz değil mi? Evet. Ya da bu daha kolayı 36 çarpı 10 olduğundan 36 dışarıya 6 diye çıkacağından X'i ne buluruz arkadaşlar? 10 içeride kaldı. 6 kök 10 diye bulur muyuz? Buluruz. Eyvallah. Ee, peki bu 36 çarpı 10 şeklinde olmasaydı çarpanlara da ayıracaktık böyle. Çarpanlarını asal çarpanlarına ayırdıktan sonra bir de kök dışına çıkarmayla uğraşacaktık değil mi? E her zaman böyle mi yapacağız? Bu basit soruda bile bu şekilde mi yapacağız? Hayır. Bu sadece sorunun bir parçası olacak arkadaşlar soruların içerisinde. E biz burada her böyle soruda yüksek sayılarda bu kadar böyle cebelleşirsek iyi hoş olur mu? Olmaz tabii ki. Bunun kısa yolu var mı? Var. Ne yapıyorsunuz? Şimdi dikkat et. Çok dikkatli beni. Lütfen algılarını antenlerini iyi bir şekilde aç. Arkadaş 6 ve 18 dik kenarlar verilmiş. Bu dik kenarlar verildiğinde ortak çarpanı bul. Hocam ortak çarpan 2. 2 çarpı 3 diyenleriniz 2 çarpı 9 diyenlerinizi duyar gibiyim. Ama aslında en büyük ortak çarpanı bul. 6 ve 18'deki en büyük ortak çarpan nedir? 6 değil midir? Burası 6 çarpı 1. Burası nedir? 6 çarpı 3. E o zaman x de neye eşit olacaktır biliyor musunuz? Normalde x kare neye eşitti? Hocam şunların kareleri toplamına eşitti. E burada 6 çarpı 1. Burası da 6 çarpı 3 ise burası da 6 çarpı neye eşit olacaktır biliyor musunuz? Normalde hipotenüs kare küçüğünde a kare artı b kare eşittir. Geri kalan da kareleri toplamı şeklinde yazacaksınız. Yani 1'in karesi artı 3'ün karesi şeklinde yazarsanız x'i de 6 kök 10 diye çok rahat bir şekilde bulursunuz. Bak kısa yol dediğimiz olay bu. Bizler bunları eskiden sadece ve sadece özel üçgenlerde uyguluyorduk. Özel olmayan üçgenlerde de bu şekilde bir uygulama yapabilirsiniz. Çok büyük sayılarda bile bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta İlk 2-3 yapımda belki kalemin ne yapacaksın? O da bir satırlık işlemde olacak ama sonrasında kafadan yapacaksın. Hocam burası 6 çarpı 1 burası 6 çarpı 3 o zaman burası 6 çarpı karek küçüğünde 1 artı 9 direkt 10 diye yazacaksın olay bitecek. Sana kafadan yapmayı öğrettim. Artık bundan sonra çok büyük sayılar geldiği zaman o büyük sayılarda Pisagor bağıntısı mı yapacaksın? Hayır. Bu şekilde yapacaksın. Pisagor bağıntısından yapanlara da ben bir şey bir şey bir şey diyorum. Hadi seni gidi seni diyeyim. O nokta nokta noktanın altını sen doldur. Çünkü vallahi ben söylerim. Darılmaca gücenmece yok. Ben sana bunu öğretiyorum. Hakaret de etmiyorum. Sadece o bir şeyin altını sen doldur. Sen doldur ki ben sana hep seni gidi seni diyeyim. Sen orada o doldurduğum şey altına gelsin. Bir daha o yanlışı yapma tamam mı? Normalde ben bunu yüz yüzeyken söylüyorum ama buradayken söylemeyeyim şimdi. Yakışık almaz. Neyse geldik buraya. Hemen 10'un karesi artı 15'in karesi mi yapacağız? Seni yedi seni yapmayacağız. Nereden yapacağız? Hocam 10 ve 15 ortak çarpanına bakacağız. Bak ne kadar kolay oluyor. 5 çarpı 2 burası. 5 çarpı 3 burası. E hocam burası da 5 çarpı kare kük içerisinde diğerlerinin kareleri toplamıdır. 4 artı 9'dur. Yani 5 kök 13'tür. Kafadan da bile deneyebilirsin. Yapabilirsin. Sana güveniyorum sen yapabilirsin. Hocam ne yaptık aslında biz burada biliyor musunuz? Şurada 2'ye 3'lük dik üçgen bağıntısında burayı kök 13 buluyoruz. Temel mantığı bu. E burada hocam 2'ye 3'lüğü böyle 5 katını alıp büyütüyoruz. Her kenarı 5 katı olacak. Bu 10, bu 15, bu da 5 kök 13 olacak. İşte bunun mantığı buradan geliyor kardeşim. Sen de artık bundan sonra büyük sayılarda bu şekilde yap lütfen. Tamam. Hadi bakalım. Diğer soruya bakalım. Üçüncü soru. 14 verilmiş 21 verilmiş. E 14 var 21 var. Ne yapacağız burada? Yine Pisagor bağıntısını yapacağız. Yapalım mı? Yapalım. Ne var burada? Hocam bu sefer ortak çarpan 7. 7 çarpı 2 burası. 7 çarpı 3 burası. E hocam burası da 7 çarpı kare içerisinde Diğerlerinin kareleri toplamı mı? Değil. Bak bu sefer hipotenüs verilmiş dik kenar soruluyor. Dik kenar soruluyorsa da hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesi değil miydi? Evet. Aynı mantık sadece dik kenar sorulduğunda kareleri farkı olacak. Yani 9 eksi 4 olacak. Yani cevap da böylelikle 7 kök 5 çıkacaktır. Örnek 3'ü 7 kök 5 bulduk geldik. Örnek 4'e. Ee, 40 verilmiş 41 verilmiş. Eyvah eyvah. Hocam burada ortak çarpan falan filan yok. Ne yapacağız? Bunların karesini alacağız. E o zaman alalım bakalım. Burada dik kenar x'in karesi eşittir. 41'in karesi eksi. Dik kenar sorulduğu için hemen kareleri farkı yazıyorum. 41'in karesi eksi 40'ın karesidir. E hocam burada 41'in karesini mi yazacağız? Hayır. Yani geometrik olarak böyle işlem kalabalığı olacaksa da e, matematiğinle de bunu kısalaştırabilirsin. Ne çıktı karşına? 2 kare farkı çıktı. O zaman 2 kare farkı. a kare eksi b kare neye eşitti? a eksi b çarpı artı b'ye eşitti. O zaman x kare 41 eksi 40 çarpı 41 artı 40'a eşittir. Yani buradan x kare ne eşit oldu? Şu 1 çarpı bu da 81 yaptı. Yani x kare 81 eşit oldu. Yani x de böylelikle kaç yapar? 9 yapar. İşte sayıların böyle çok büyük olduğu ortak çarpanın olmadığı yerlerde de büyük ihtimalle çarpanları ayırma devreye girer haberin olsun. Geldik örnek 5'e. Ha, bak hala hazırda bir dik üçgen yok. O zaman ne yapacağız? Şimdi dikkatli bir şekilde beni dinle. Bundan sonraki konularda da böyle şeylerle karşılaşacaksın. Bak Burası 90 derece verilmiş. AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Ben şimdi verilen her bir bilgiyi kullanacağım. Bunların paralelliğini ne anlama geliyor? Hocam burada bir ne var? Z'den dolayı burası 90 derecedir. Sonra burayı 2 vermiş. Buraya 12 vermiş. Buraya da 8 vermiş. Bizden ne isteniyor? A ile D arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soruluyor. Şimdi gençler bakın genel konuşacağım. Bize bir uzunluk sorulduğunda İki konu yardımıyla sonuca ulaşacağız. Özel durumlar yoksa hani açı ortay kenar ortay gibi özel durumlar yoksa. Gerçi açı ortay ve kenar ortayın da ispatı yine benzerlikten ve dik üçgenden çıkıyor ama neyse bu özel durumlar yoksa ne yapacaksınız iki konu aklınıza gelecek. Bir dik üçgen ilk etapta dik üçgenden çözmeye çalışın. İki benzerlik dik üçgenden çözmeye çalışmanız için de ne olması lazım? 90 derece olması lazım. Var mı 90 derece? Var. Ha, dik üçgen yoksa dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık getirmenin de en etkili yolu nedir biliyor musunuz? Dik dörtgenle dik dörtgen oluşturup Pisagor bağıntısı yapmak. Burada dik dörtgeni nasıl oluşturabiliriz? Ya böyle dik dörtgeni oluştur ya da bunu sildin. Ya da burada dik dörtgen oluştur. İstediğin yerden dik dörtgen oluştur. Buradan dik dörtgen şöyle bir Pisagor bağıntısı var. E bu alttakinden bir dikdörtgen oluşturacak olursan yani sağdakinden bir dikdörtgen oluşturacak olursan da şöyle bir pisagor bağıntısı var. Bak dikdörtgen oluşturdum. 2 ise 2 burası. 8 ise 8 burası. Hocam şöyle bir pisagor bağıntısı karşımıza çıktı. Bir kenar 8 oldu. Bir kenar kaç oldu? 14 oldu. Hocam ben x'in karesi eşittir 8'in karesi artı 14'ün karesinden işlem işlem işlemle sonuca ulaşırım. Yok kardeşim yapma böyle. Yapma. Bak bir şeyler diyorum sana. Seni gidi seni diyorum. Sakın ama sakın yapma. Niye? Ortak çarpana bak hemen. 8 ile 14'teki ortak çarpan nedir kardeşim? 8 ve 14'teki ortak çarpan 2. Burası 2 çarpı 7. Burası da 2 çarpı kaç yapıyor? 4. E o zaman x de neye eşit olacaktır? 2 çarpı kare küçüğünde 7'nin karesi artı 4'ün karesi. Dik kenarlar olduğu için. Yani 49 artı 16 yapacaktır. Yani x de böylelikle 2 kök 65 gibi bir değer buluruz arkadaşlar. Bundan sonra kök dışına çıkıyor mu? Çıkmıyor. Kök dışına çıkmayan en sade şekli bulmuş oluyorsunuz böylelikle. Yani böyle ortak çarpan çok küçük bir değer olsa bile bu şekilde yap lütfen. Çarpanlar ayırmayla uğraşma. Tamam mı? İşte bu asal çarpanları ayırmayla uğraşma daha doğrusu. Evet örnek 5. Bir şey öğrendiniz. Böyle dik üçgen oluşturma. Dik dörtgen ne oluyor kardeşim? Genellikle 90 derece olduğunda, pisagor bağıntısı olmadığında dik dörtgen gerçekten çok işimize eriyor. Hatta bunu hani ek çizimler demiştik ya ne öğrenmiştik? Muhteşem işte. Orta taban ve x kenar. Şimdi dördüncü olarak dikdörtgen yazabilirsin bir kenara. Yani bir duvara bence yaz bunları böyle sırasıyla. Yeri geldikçe de altında doldur. Tamam mı? Çünkü onu geçmeyecek bak dediğim dediğimi iyi dinle. Onu geçmeyecek. 10 On tane ek çizimde geometriyi halledeceğiz. Geldik şuraya. Ana yönler yukarıdaki şekilde verilmiştir. Kuzey, güney, doğu, batı. 90'ı vermiş ama 90'ı vermek zorunda değildi. Çünkü biz bunları zaten Böyle genel kültürden dolayı biliyoruz. Kuzey güney ile doğu batı çizgisi nedir? Diktir. Bununla da ilgili böyle yön kavramıyla da ilgili bir soruda bekliyorum bak. Sadece doğuya ve güneye gidecek olan birisi nereye gidecekmiş? Sadece doğu ve güney yani sağa ve aşağı doğru gidecek olan birisi ardarda arda aynı yönü kullanmamak şartıyla yani doğu doğu gitmeyecek. Doğu başladıysa doğu güney doğu güney doğu güney şeklinde gidecek. Ya da güney başladıysa da güney doğu güney doğu güney doğu şeklinde gidecek arkadaşlar. Şimdi burada ne demiş? Ben istediğim şekilde başlayayım. Sırasıyla da 2, 3, 5, 1 ve 13 metre yol alıyor. Nasıl gitsin bu eleman? Hocam sırasıyla diyor ya ilk doğuyla başlayayım ben. Doğu, güney, doğu, güney ve doğu şeklinde gittim. Ve 2, 3, 5 şunları da yazayım. 2 burası, 3 burası, 5 burası. Sonra 1 burası ve burası da 13 olarak verilmiş bana. Ve bu arkadaşlar doğu ile güney çizgisi arasındaki açılar ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Şuradaki 90'ları da yapıştırayım şöyle. Sonra buna göre diyor ilk konumu burasıydı. ikinci konumu burası oldu. İlk konumu ile ikinci konumu arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bizde. Yani bizden şu uzunluk isteniyor. E Hocam 90 dereceler var. Bir uzunluk isteniyor. O zaman büyük ihtimalle nereden çıkacak? Pisagor bağıntısından. 90 derece karşılık getirmeliyiz. Tekniğimiz neydi? Dikdörtgen. Unutma. Dikdörtgen oluşturayım. Hocam şurada bir dikdörtgen oluştursak. Hala Pisagor'a karşılık gelmedi. E şurada da oluştursak. E hocam o zaman şurada da oluşturabiliriz. Ya da ilk etapta şurada oluşturup sonra şurada da oluşturabilirdik. Sanırım daha net bir şekilde olacaktı. Evet. Burası 1 iken burası da 1 oldu. Hocam şurası 3 1 daha 4 burası 4 oldu. 2 burası 5 burası 13 burası. 2 ise burası da 2 5 ise burası da 5. Toplamda bu uzunlukta kaç yaptı o zaman? 18 20 mi yaptı? Evet. E şimdi ne yapacağız? Bizden x isteniyor. Hocam x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 20'nin karesi. İşlem 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 uğraş kardeşim sen. Ya. Yani. Bunu bu şekilde yapınca ne diyorduk? Seni yedi seni. Sakın yapma böyle bir şey. Ne yapacaksın burada? Hocam ortak çarpana bakacağız. 4 ile 20'deki ortak çarpan ne? 4 tabii ki en büyük ortak çarpan. 4 çarpı 1 burası. 4 çarpı 5 burası. O zaman x de çok basit. 4 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 5'in karesi. 1 artı 1 artı 25 diye yazıyorum ama sen artık kafadan çözüyorsundur büyük ihtimalle. Cevap böylelikle 4 kök 26 çıktı. Evet örnek kaç bu? Örnek 6. 4 kök 26 çıktı. Geldik örnek 7'ye. Evet güzel bir soru. Şimdi dostum bu soruyu lütfen bak bu soruyu sen uğraş. Çünkü bir şeyleri sen öğrendin. Bir alt yapıyor öğrendin. Bir alt öğrendik öğrendikten sonra da biraz zor bir soru bıraktım sana ama ya zor değil aslında. Eskiden olsa senin için zor bir soru. Bakalım şimdi yapabilecek misin? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım sen bir uğraş. Sonrasında bara gel. Ben yine çözmeye başlıyorum. Şimdi şöyle bir dik üçgenler verilmiş bana. Eyvallah. AB artı CD verilmiş. Hmm. A, B'ye A dersem, şuraya B dersem, şuraya C dersem, şuraya da D dersem. A, B artı C, D verilmiş bana. Yani bu nedir arkadaşlar? A, B ve C, D. Yani A artı C verilmiş bana. Kaç? 7. Sonra B, C yani B artı D verilmiş. B artı D de kaç verilmiş arkadaşlar? O da 14 olarak verilmiş. He. Hocam ne yapacağız? Valla hemen şunu şöyle yapanlarınız vardır. Hocam burada bir pisagor yapsam. Kare daha kare artı B kare. Burası da kare küçüğünde c kare artı d kare yapıyor. Ama buradaki bilgilerden dolayı şunları yerleştirebiliyor muyuz? Yerleştiremiyoruz. Bilinmeyen sayısı fazla. E burada a artı c'ye gelmiyor ki zaten burada. Ya da şunu toplasan kök a kare artı b kare artı kök c kare artı d kare. Bu aynı kök içerisinde a kare artı b kare artı c kare artı d kare yapmıyor zaten. Sadece kök artı kök şeklinde oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Kök 3 artı kök 4 direkt kök 7 mi yapıyor? <laughs> Yapmıyor değil mi arkadaşlar? Direkt kök 3 artı kök 4 diye yazılıyor. E burada bu normal Pisagor bağıntısıyla çıkmıyor. O zaman farklı bir şey düşünmeliyiz ve bizden ne isteniyor? Bizden şuradaki x uzunluğu isteniyor. E ne yapacağız? Valla şekle baktık. 90 dereceler var ve bizden bir uzunluk isteniyorsa ne yapmak lazımdı? Büyük ihtimalle Pisagor bağıntısından çıkıyor. Pisagor bağıntısı dediğimizde de Pisagor bağıntısı direkt yoksa aslında var ama elle tutulur bir şey yok. E o zaman ne yapacağız? Pisagor bağıntısını biz oluşturacağız. Nasıl oluşturabiliriz? dikdörtgen. Biraz önceki gibi dikdörtgeni böyle yaptık. Hani şöyle 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 olan sorularda. Yani hep dikine mi olacak ya da yatay mı olacak arkadaşlar? Dikdörtgeni burada nasıl yapmıştık? Hocam şöyle yaptık. Şu uzunluğu da Pisagor bağıntısından bulduk. Bazen çapraz da gelebilir. Dikkat et. Burada dikdörtgeni nasıl yapabiliriz? Hocam işte tam olarak şöyle yapabiliriz. Burada bir dikdörtgen yapınca şunu düzgün bir şekilde yapayım. Şöyle bir dikdörtgen yapınca hocam bu bir dikdörtgen olduğundan dolayı C ise burası C oldu. B ise burası B oldu. A, A artı C'yi vermişlerdi. Bak A artı C 7. Hocam B artı D'yi vermişlerdi. Bak burası 14. Yani dik üçgenin kenarları kaça kaç oldu? 7'ye 14 oldu. Senden de x isteniyor. X kare eşittir. 7'nin karesi artı 14'ün karesi yapanlara seni gidi seni diyorum artık. Yeter. Artık öğren şu işi. Ne yapacağız hocam? E hocam bu 7 çarpı 1. Bu 7 çarpı 2. E o zaman bu da 7 çarpı kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 1 artı 4. O zaman kaç yapar? 5 yapar. Yani cevap 7 kök 5 yapacaktır dostum. Ha bu özel üçgenler içerisinde ben sana bunu öğreteceğim ama şimdi daha özel özel kenarlı üçgenleri öğrenmediğimiz için bunu da bu şekilde kısa yoldan yapmak istedim. Evet örnek 7 güzel bir soru. Büyük ihtimalle yapmışındır inşallah ya da inşallah yapmışındır. Yaptım ya da yapmadım diye bir yorum yaz şuraya be. Hadi bakalım yorumlarınızı getirin. Beğenilerinizi getirin. Biz de ona göre işimize bakalım. Geldik örnek 8'e. Şimdi ABC'de bir dörtgen demiş. Eyvallah. Hocam burada bir 90 burada da bir 90 var. İki tane 90 karşılıklı. E ne yapabiliriz? Hop şöyle hocam. Bak iki tane pisagor bağıntısı karşımıza çıktı mı? Çıktı. Evet bazen bu şekilde de şey de yapabiliyoruz. 90'lar karşılıklı olduğu zaman dörtgenle ilgili bir özellik bir özellik yok arkadaşlar. Gerçi kitaplarda bunu dörtgenin içinde özellik olarak veriyorlar ama gerek yok. 2 tane 90 karşılıklı olduğu zaman köşegen çizdiğin zaman iki tane dik üçgen yapıyor. Pisagor bağıntılarından sonuca ulaşacaksın sadece. E hocam Pisagor bağıntısından burayı bulurum öncelikli olarak. Yani buraya bir y deyip y kare eşittir 6'nın karesi artı 9'un karesi deme kardeşim. Artık alıştın ya. Nereden yapacaksın bunu hocam burası 3 çarpı 2. Burası 3 çarpı 3. E o zaman burası da 3 çarpı kare içinde karesi artı karesi. 4 artı 9 yani burası 13 yaptı. E şimdi üstteki üçgende yani şuradaki üçgende şuraya alıp öyle gösteriyorum. Hocam burası 3 burası x burası da 3 kök 13. E ne yapacağız hocam burada? Bunun karesi eşittir. X'in karesi artı 3'ün karesi. Yapma kardeşim. Burada da kısa yol var. E hocam burası bak nedir? 3'ün kök 13 katı. Burada ortak çarpan. 3 kök 13 ile 3'teki ortak çarpan 3 değil mi? Burası da 3'ün 1 katı. O zaman x ile neye eşit olacaktır? 3 kök. Bak hipotenüs verilmiş dik kenar soruluyor. Kareleri farkı. Yani şunun ve şunun kareleri farkı. Kök 13'ün karesi nedir? 13 eksi. 1'in karesi nedir? 1'dir. Yani burası 3 kök 12 yaptı. Kök 12'de nedir arkadaşlar? 2 kök 3'e eşittir. O zaman 3 ile 2 kök 3'ü çarparsan cevap da kaç yapıyor o zaman? 6 kök 3 yapıyor. Evet örnek 8. Böylelikle 6 kök 3 oldu. Geldik örnek 9'a. Şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Yalnız bundan sonraki videoda sana bunu 3 saniyede ya da en fazla 5 saniyede yapmayı öğreteceğim. Ama önce uzun yoldan nasıl yapılır onu da dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Çünkü bu kalıbı ÖSYM e bize sınavda soruların içerisinde soruyor. Sadece dik üçgenle çıkmayacak karşına bu. Dik, üç, ya dik dörtgen konusunda kare konusunda hatta çemberde uzunluk konusunda bile buradaki mantığı kullanabilirsin. Şimdi elimizde bir ne var? Dik üçgen var. Hatta iki dik üçgen var. Şöyle bakacak olursan bir burada dik üçgen var bir de büyükte dik üçgen var. E hocam iki dik üçgende de şurası var. Yani şurayı iyi edersen bir burada pisagor yapacağım bir de nerede pisagor yapacağım? Bak tekrar gösteriyorum. Bir şurada pisagor yapacağım bir de büyük üçgende pisagor bağıntısı yapıp işlemi yapacağım. Bak normalde şu x kare artı y kare eşittir onun karesi deyip bir denklem. Sonra y kare artı x artı 4'ün karesi eşittir 6 kök 5'in karesi deyip bir denklemde buradan yapacaksın. İki bilinmeyeni de iki denklemi çözeceksin. Ama dur sana şimdi burada bir tavsiye veriyorum. İkili pisagorların olduğu sorularda ki ikili pisagor var. Bir şuradaki üçgende sarı üçgende bir de büyük üçgende ikili pisagorun var mı? Var. İkili pisagorun olduğu sorularda ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırak. E hocam hem bu dik üçgende hem de büyük dik üçgende ortak kenar neresi x mi? Değil. Bak sarı üçgende x varken büyük üçgende x artı 4 var. x ve x artı 4 bunlar ortak kenar değil. Ama sarı üçgende y varken büyük üçgende de y var mı arkadaşlar? Var. Ortak kenar y. Pisagor bağıntısı yazarken y'yi yalnız bırak lütfen. E o zaman y kare neye eşittir? Sarı üçgende. Hocam sarı üçgende 10'un karesi eksi x'in karesine eşittir. Onun karesi eksi x'in karesine eşittir. E büyük üçgende yani şuradaki üçgende y kare neye eşittir kardeşim? Burada y ortak kenar ya 6 kök 5'in karesi eksi x artı 4'ün karesine eşittir. Hipotenüs dik kenar olduğu için hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesi. Yani bu da 6 kök 5'in karesi eksi x 4'ün karesi olacaktır. Burada x 4'ün karesini öncelikle bir açayım. x kare artı birincinin karesi artı birincili ikinci çarpımın iki katı 8x artı İkincinin karesi de kaç yapıyor? 16 yaptı. Tamam. Bu her ikisi de y kare eşit olduğundan bu arada bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Tamam. Tekrarlıyorum çünkü çok önemli. İkili pisagorların olduğu sorularda ortak kenar varsa yalnız bırak. O ortak kenarı yalnız bıraktığın zaman diğer kenarların kareleri farkı da birbirine eşit oluyor. Hatta bazen ortak kenarda hipotenüs oluyor. Kareleri toplamları da eşit olduğu durumda söz konusu. E buradan 10'un karesi 100 eksi x kare eşittir. 6 kök 5'in karesi 36 çarpı 5. Yani 180 Sonra buradaki eksiği dağıtıyorum buraya. Eksi x kare eksi 8x eksi 16 yapar. Eksi x kareler nanay oldu. Eksi 8x'i bu tarafa attım. 8x yaptı. 180'den 100 çıktı. 80 oldu. 80'den de 16 çıktı. 64 yaptı. X'i de böylelikle kaç bulduk? 8 olarak bulduk. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Dolayısıyla cevap 8 çıktı. Evet öğrendik mi arkadaşlar? İkili pisagorlarda ortak kenar varsa ortak kenarı yalnız bırakıyoruz. Ama ben bu soruyu bir sonraki videoda sana 3 saniyede çözmeyi öğreteceğim. Bu dediğimi de unutma. Evet geldik örnek ona. Sözel bir soru. Artık korkmuyorsun büyük ihtimalle. Öncelikle olarak şu videoyu durdurup şekli sen çizer misin? Sonrasında da soruyu beraber çözelim lütfen. Ben başlıyorum. Şimdi ne demiş burada soruda? Bir ABC üçgende hemen bir ABC üçgenini şöyle bir çiziyorum. Şöyle rastgele bir ABC üçgeni çizdim. A, B ve C K eleman BC. Şurada bir rastgele K noktası alacakmışım. Ama bilmiyorum. Sonra AB uzunluğunu 3 kök 5 olarak vermiş. AC uzunluğunu 10 olarak vermiş. BC'yi de kaç vermiş? 11 olarak vermiş. Eyvallah. Devam ediyoruz soruya. K noktasının A noktasına en yakın olduğu noktada BK kaçtır diye soruluyor. Şimdi biz bir sürü K noktası seçebiliriz. İşte burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir, burada, 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 burada. Ama bu K noktalarından şu A'ya olan uzaklık en kısa olanı seçeceğim arkadaşlar. Ya da tam tersini düşün. A köşesinin bu doğruya olan en kısa uzaklığı demek istemiyor mu? Evet. A köşesinin bu doğruya olan en kısa uzaklığı dik olan uzaklık değil midir arkadaşlar? Evet. Şu BC üzerinden seçtiğim K noktalarının A köşesine olan en kısa uzaklığı işte tam olarak burası 90 derece olduğunda arkadaşlar. Burası 90 ise burası da 90'dır. Tamam. A noktasına en yakın olduğu noktada BK kaçtır diye soruluyor. Yani K'yı ben burada seçeceğim. Benden de ne isteniyor? Şuradaki x uzunluğu isteniyor. E hocam tamamı 11'di. Buraya da 11 eksi x mi kaldı? Evet. A hocam bir burada Pisagor bağıntısı çıktı karşıma. Bir de şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı. İkili Pisagor var. İkili Pisagorlarda hemen şuraya y deyip de bir Pisagor burada, bir Pisagor burada. İki bilmemin iki denklem çözmüyoruz. Ne yapıyoruz? Ortak kenar var mı diye bakıyoruz. İkili Pisagor'da ortak kenar var mı? Bir bunda bir bunda. Ortak kenar y. Y'yi yalnız bırakıyorum. Y kare neye eşittir arkadaşım burada? Y kare karesi eksi karesine eşittir. 3 kök 5'in karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda diğer mavi üçgende y kare neye eşittir? Karesi eksi karesi. Yani onun karesi eksi 11 eksi x'in karesine eşittir. Bu arada bir sonraki videoda işte yani bir sonraki videoyu anlattıktan sonra geriye dönüp bu soruyu yine 3 saniyede yapabilirsiniz arkadaşlar ama diğer videoyu izlemeniz şartıyla. Neyse her ikisi de y kare eşit olduğunda bunlar birbirine eşit. Şunu da açayım ben. 11 x'in karesi nedir? Birincinin karesi 121 eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 22 x artı ikincinin karesi x kare oluyor. Şimdi 3 kök 5'in karesi 9 çarpı 5'ten 45 eksi x kare eşittir. 100 eksi şunu eksiye dağıtıyorum. 121 sonra eksi x'in çarpımı artı oldu 22 x. Sonra burası da eksi x kare oldu. Eksi x kareler nanay oldu. 22x burada kalsın. Şurası eksi 21 yaptı. Eksi 21 attık öbür tarafa artı 21 yaptı. 45 artı 21 de 66 yaptı. 66 eşittir 22x'e. X'i de böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Evet örnek 10. Böylelikle 3 oldu arkadaşım. Geldik örnek 11'e. Evet Egehan. Genelde Egehan sorularından tırsıyorsunuz arkadaşlar. Ee, gerçekten öyle. Egan abi olduğu için biraz zor soruları yani çok böyle orijinal soruları diyelim. Yani benim çocuklarımın olduğu isimlerinin olduğu sorularda böyle kelam soruları biraz daha böyle yeni nesil ve daha tatlı oluyor. Daha tatlı derken kolayından oluyor. Egean soruları bir tak daha böyle şey oluyor. Orijinal diyelim. Orijinal. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı ya? Ya sen bunu bence bir çözmeye çalışmalısın. Bak artık yeni nesile alışıyorsun ya İlk önce beyninde şöyle bir çözmeye çalışır mısın bunu? Hani merak ettim. Bir çözmeye çalış. Çözemesen bile gerçekten önemli değil. Çözemesen bir 5 dakika uğraş. Hani çözmeye çalış ya da 3 dakika 5 dakika neyse uğraş. Ondan sonra gel beni dinle. Tamam mı? Bu soruda da aynı şeyi yapalım. Yaptıysan da yine yazıyorum. Hocam 11. soruyu yaptım ya da yapamadım yapmamak da önemli. Yanlış yapmak da önemli. Yanlış yapmak hatta bence daha önemli. Yanlış yaptığın zaman ve çözümünü dinlediğin zaman sonra yanlışı unutamıyorsun kardeşim. O yüzden benim için yanlış yapmak da çok önemli. O yorumlarda yazılan yanlışlar gerçekten ama gerçekten çok önemli. Evet Egehan birim kareli. Bak burada birim kareli diyor ya artık şuna da alış. Birim kareli demek bir kenarı bir birim olan kare demek arkadaşlar. Evet neyse birim kareli dikdörtgen şeklindeki bir kağıda 3 çarpı 2 1'in boyutunda eş dikdörtgenler çizecektir. Bak 3'e 2, 3'e 2, 3'e 2, 3'e 2 eş dikdörtgenler çizecekmiş böyle. Eyvallah. Çizdiği ilk dikdörtgenin sol alt köşesi kağıdında sol alt köşesi ile çakışacak. Bir dakika bir daha okuyalım. Çizdiği ilk dikdörtgenin sol alt köşesi kağıdında kağıdında sol alt köşeyle çakışacak ha. İlk dikdörtgenin kağıdın sol alt köşesiyle çakışıyormuş. Tamam eyvallah. Sonraki çizdiği her dikdörtgenin sol alt köşesi bir önceki dikdörtgenin üst tabanın orta noktasıyla çakışıyor. Bunu çizdik ya bunun üst tabanının orta noktasıyla çakışacak. Yani burası ne olacak o zaman arkadaşlar? 3 birimde 3 bölü 2, 3 bölü 2 olacak. İşte bunu çizdin tam bunun orta noktası olacak. Yani burası da aynı şekilde 3 bölü 2, 3 bölü 2 olacak. Tamam bu cümleleri anladık mı? Anladık. Devam edelim. Egean bu şekilde 9 adet dikdörtgen çizdiğinde son dikdörtgenin sağ üst köşesiyle kağıdın sağ üst köşesi çakışıyor. Ama kağıdın belli bir parçası verilmiş burada. Kağıdın bir parçası şekilde gösterildiğine göre o zaman kağıdın belli bir parçası verilmiş. Yani bizim dikdörtgenler böyle çizilmeye devam ediliyor. Yani sizin kağıdınız arkadaşlarım şu şekildeyse eğer bak şöyle şöyle ve şöyle ise eğer çizdiğin son dikdörtgen de sağ üst köşesi kağıdın sağ üst köşesiyle çakışıyormuş. Bak bu şekilde 9 adet dikdörtgen çizdiğinde son dikdörtgenin sağ üst köşesiyle kağıdın sağ üst köşesi çakışıyor. Son dikdörtgen bu. Tamam mı? Son hava bükücü bu. Tamam. Bu kağıdın köşegen uzunluğu nedir diye soruluyor. Evet dikdörtgen şeklindeki kağıt ya köşegen uzunluğu soruluyor. Şimdi ben bu şekilde 9 tane dikdörtgen çizeceğim arkadaşlar. Ben buradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulmaya çalışacağım. Hocam bu 2 birim, bu 2 birim, bu 2 birim, bu 2 birim diye gidiyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. 2, 2, 2, 2. 9 tane 2 mi oluyor dikeyde arkadaşlar? Evet. Yani 9 tane 2 olduğu için burası kaç olacaktır? 18 olacaktır. Bunda bir sıkıntı yok. Hocam yatayda da ben 3 bölü 2 gidiyorum. Sonra bir daha mı 3 bölü 2 gidiyorum? Hayır. Pardon. 3 gidiyorum bir tanesinde. Sonra bu kadar yatayda gidiyorum. Dikkat et şu yataylara bakalım şimdi. Sonra bir de bu kadar gidiyorum. Sonra bu kadar gidiyorum. Yani sakın ama sakın şunu yapma. Hocam yatayda da 3'ten 9 tane gidiyorum falan deme. Çünkü ilkinde bak 3 gittin. ikincisinde şu kadar gittin. Üçüncüsünde de bu kadar. Dördüncüsünde de bu kadar. Buna dikkat et. İlkinde kaç gittin şimdi buraya? Burada ilkinde 3 gittin. 3 artı. Sonra hocam 3 bölü 2, 3 bölü 2 kadar gidiyorum. Çünkü kağıdın orta noktasıydı. Burası 3 bölü 2, burası da 3 bölü 2. Hocam 9 tane dikdörtgen olacaktı ya. Sakın yine 9 çarpı 3 bölü 2 deme buraya. İlk dikdörtgende 3 bölü 2 gittin mi? Gittin. Sonrakiler pardon ilk dikdörtgende 3 gittin mi? Gittin. Sonrakilerin hepsinde 3 bölü 2 3 bölü 2 gideceksin. E toplamda 9 dikdörtgen varsa e burada bir tanesini kullandıysan geriye 8 tane kaldı. 8 tane 3 bölü 2 gideceksin. Yani burası 8 çarpı 3 bölü 2 olmak zorunda. E yataylar toplamı ne yapıyor? 3 bir gittin 8 tane de 3 bölü 2 gideceksin. Yani 24 bölü 2. 3 artı burası da 3 kere 8 24 bölü 2 12 yani burası kaç yaptı 15 yaptı o zaman biz dikdörtgenin bir kenarını 15 bulduk bak 15 şurası 15 diğer kenarını da 18 bulduk bak şuraya çizelim şurası 15 burası da 18 ve senden dikdörtgenin köşegen uzunluğu isteniyor e bu köşegen uzunluğunu çizince bir pisagor bağıntısı çıktı mı karşımıza çıktı hocam x'in karesi 18'in karesi artı 15'in karesi yaparım Sene gidi seni. Sakın ama sakın böyle yapma. Bir şeyler diyorum sana. Nokta nokta noktayı sen doldur. Ne yapacağız burada? E hocam burada ortak çarpandan yapacağız tabii ki. Bu 18 ve 15'teki ortak çarpan 3. 3 çarpı 6 burası. 3 çarpı 5 burası. O zaman hocam x de 3 çarpı. Bak şöyle dur karışmasın. Küp kök diye görüşmesin. 3 çarpı geri kalanı da ne yapıyor arkadaşlar? Diğerlerinin kareleri toplamı. Yani 25 artı 36 yapar. Yani x ile böylelikle 3 kök Trabzon çıkar. Buradan da Trabzonlara selam olsun. Evet güzel bir soru değil mi arkadaşlar? İşte ÖSYM böyle şekli tamamlattırmalı soruları çok seviyor kardeşim. Tam bence TYT'de hatta AYT'de çıkacak soru tiplemesi diyebiliriz arkadaşlar. Çok da zor değil. Aslında kolay bir soru. İnşallah sen de yapmışsındır. Yoruma bekliyorum cevapları. Evet geldik. Örnek 12. Benzeri ÖSYM'de çıkmış bir soru arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Şekildeki D1 ve D2 doğruları AB doğru parçasına paraleldir. Arkadaş D1 ve D2 AB doğru parçasına paralel. Bak AB'ye paralel D1 çizmişiz. AB'ye paralel D2 çizmişiz. E o zaman şunlar da birbirine paralel oldu mu? Oldu. Şimdi soruyu iyi bir şekilde okuyalım. D1 ve D2 doğruları arasındaki uzaklık kaç verilmiş bana? 6 verilmiş. A noktasının D2'ye göre simetri. Hmm simetriden bahsediyoruz. Dikkat. A noktasının Nereye göre? D2'ye göre simetriye. A noktasının D2'ye göre simetriye. Yani yansıması, katlaması gibi düşünebilirsiniz. Simetriye dediğimiz zaman şunlar birbirine eşit olacak. Ve burada K noktası olacak. Ve dik olacak arkadaşım. Bilmiyorsan da öğren. Simetriye. Hocam bu simetriye olur mu? Mesela A noktasının bu doğruya göre simetriye. Şurası olur mu? Olmaz. Sadece dikte simetriye oluyor. Haberin olsun. Yani şunlar eşit olacak. Şuradaki noktada K noktası olur gibi düşünmeyin. Sonra B noktasında D1'e göre simetri L'ymiş. B noktasında D1'e göre simetriğini çizdim. Buradaki noktada neymiş arkadaşlar? L'ymiş. Ama burası ne olacak? 90 derece olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak mı? Olacak. Bizden ne isteniyor? K, L. İşte tam olarak buradaki uzunluk isteniyor. E hocam şurası 90 ya. Aslında burası da nedir? 90 derecedir. Şu paraleller boşu boşuna mı verildi? Boşu boşuna verilmedi. Burası da 90 ya. Z'den dolayı bak burası da 90 yapıyor. 90'sa Burası da 90 yöndeşlikten dolayı burası da 90 yapıyor. Benden KL'ye uzunluğu isteniyor. Bir uzunluk isteniyorsa şekilde 90 derecede varsa büyük ihtimalle nereden çıkacak cevap? Hocam büyük ihtimalle Pisagor bağıntısından. E, Pisagor bağıntısı yoksa da 90'lıklar varsa Pisagor oluşturmanın en etkili yolu neydi? Dikdörtgen. İster yukarıda oluştur dikdörtgeni istersen aşağıda oluştur dikdörtgeni hiç fark etmez. İşte bu dikdörtgen oluşturacak olursak şu Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. Peki Hocam bu dikdörtgen oluşturduk. Tamam bu dikdörtgen ya 90 derece. E şurada bunlar paralel. Burası da 90. Şurada da bir dikdörtgen oldu. Yani buraya AA dersem. Hocam burası da Burası da A. E burası da BB diyecek olursam. Bak 6 boşu boşuna verilmedi bana. A. A artı B. 6'ya eşit oldu. Bak şu uzunluk ne? 2A artı 2B değil mi? Evet. Yani burası kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Sonra Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 8 vermiş. Hocam şurada bir dikdörtgen var. Burası 8 ise burası da 8'dir. Yani artık burada bir Pisagor bağıntısı yapabilirim. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. 8 burası. Burası da 12. X kare eşittir. 8'in karesi artı 12'nin karesi de, deyip işlem işlem işlemle sonuca oluşanlara. Ah seni gidi seni diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Kısa yol. Ortak çarpan Hocam burası 4 çarpı 2. Hocam burası 4 çarpı 3. O zaman x de 4 çarpı kare kök içerisinde Geri kalanların kareleri toplamı değil midir? Dik kenarlar verildiği için evet. Yani 4 artı 9. 2'nin karesi ve 3'ün karesi. Yani cevap 4 kök 13 diye çıkacaktır. Güzel bir soru. ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Lütfen ama lütfen dikkat et. Evet geldik örnek 13'e. Yeni bir şey öğreneceksin burada. Bazı şeyleri soruyla öğreneceksiniz kardeşim. Bak şimdi. Burası 90 derece. Burası da 90 derece verilmiş. Beni dikkatli bir şekilde dinle. DC'de 7 verilmiş. Sonra burası 3 verilmiş. BC'de bize 8 olarak verilmiş. Eyvallah. Şimdi diyor ki bize P eleman BC. Yani P noktasının nerede olduğunu bilmiyorum ben şu anda. Sadece BC'nin içerisinde bir yerde. Sonra yukarıda verilenlere göre PA artı PD toplamının en küçük değeri nedir diye soruluyor bana. Dikkatli bir şekilde dinle. Ya hocam P noktası buradayken mi ben e, şu ikisinin toplamının en küçük değerini bulurum. Ya da P noktası buradayken mi en küçük değerini bulurum. Ya da P noktası şuradayken mi en küçük değerini bulurum? İşte biz bunu nasıl kestirebileceğiz? İşte arkadaşlar bu şekilde e, soru sorulduğunda. Ya hocam bazen şunu da diyoruz biz. Hocam burası 90 derece olursa burası toplamları en küçük olur diyoruz. Bazen de bu yorum yapıyoruz. Hayır kardeşim. Bak şimdi bunun en küçük değeri sorulduğunda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bir tane üçgenin mesela şu üçgenin katlamasını al. Şimdi mantığını söyleyeceğim. Senden ne isteniyor? x artı y'nin en küçük değeri isteniyor. Bak 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 olaya bak. Şuradaki üçgenin istersen sağdaki üçgenin de katlamasını alabilirsin. Fark etmez. Simetriği diye, diyelim ya da. Bir tane üçgenin simetriğini al. Hani x artı y'nin en küçük değeri sorulursa bize. Şunun simetriğini al. Yani katlamasını al. Öyle de aklında kalabilir. Şu şekilde sen katlamasını alacak olursan eğer. Şimdi soruya şöyle bakalım. Aslında soru yine aynı soru oldu. Katlamasını aldığın zaman sadece üçgen buraya gelmiş oldu. Hocam x yani x burada. Üçgen 3 üç burada olmuş oldu değil mi? Evet. Senden x artı y'nin en az değeri soruluyor değil mi? Şimdi soruda da şurayı unut. Bak şurayı unut. soruda şuna bak sen şimdi. Şuradaki x artı y'nin en az değeri böyle sorulmuş gibi düşün. Kardeşim x artı y en az ne zaman olur? Hocam buradaki x p noktası buradayken mi? Ya da p noktası buradayken mi? Ya da P noktası buradayken mi olur? Ne zaman olur biliyor musunuz? Tam olarak şöyle olduğunda. X artı Y en az ne zaman olur biliyor musunuz? Hop şu çizgi tam doğrusal olduğunda. Yani P noktası tam şurada olduğunda olur arkadaşlar. P noktası tam burada olduğunda bu X artı Y en az değer alır. Ya da ne diyeceğiz? Burası A üstü diyelim. Şurası P noktası. Burası da D. Yani A şu yukarı yazayım. A üstü P ve D noktaları doğrusal olduğunda doğrusal olduğunda bunlar X artı Y en az değeri alır arkadaşlar. Aslında şu soruluyor bize. İşte şuradaki Y artı X yani PD artı PA değeri soruluyor. O da doğrusallıkta olur. Doğrusal olmazsa yani doğrusal olmazsa şöyle şöyle olacak. E böyle böyle yaptığın zaman da burada üçgen eşitliği devreye girecek. Daha anlatmadığımız için şey olmaz. Zaten belli arkadaşlar. Buradan P ile D ile A üssü arasındaki en kısa yol bu. En kısa yol üstünde olması lazım P'nin. P pd'nin artı P en küçük olabilmesi için. Tamam mı? Bu da bir kalıp arkadaşlar. Bunu bak analitik geometride bile kullanacağız. O yüzden burada dik üçgende sana mantığını göstermek istedim. Hatta kat isimlerde bile biz bunu kullanacağız. Orada kullanacağımız zaman bak dik üçgende bile böyle bunu bu şekilde yapıyorduk diye sana anlatacağım. Tamam. Evet şimdi x artı y isteniyor bizden. Yani biz şuraya ulaşacağız. Hocam x artı y'ye nasıl ulaşacağız? Şekilde 90 dereceler varsa. Yani şurada bu 90 derecelerin böyle merdiven şeklinde diyebilirsiniz arkadaşlar. Kafanızda daha net bir şekilde kalmasını istiyorsanız. Merdiven şekli varsa. Daha öncesinde de yaptık diye. Şöyle merdiven şekli olduğunda bizden bu uzunluk istenildi ne yapıyorduk? Dikdörtgenle oluşturuyorduk böyle. Dikdörtgenle dik pisagor bağlantısı yapıyorduk. Ya da bu merdiven şöyle çoklu merdiven de olabilir. Fark etmez. Çoklu merdiven olduğu zaman da yine aynı şekilde şu şekilde şu uzunluk istenildi de şöyle dikdörtgene tamamlayıp işlemimizi yapıyorduk arkadaşlar. E o zaman burada da bir merdiven şekli var karşımızda. Şöyle bir merdiven var. O zaman dikdörtgene tamamlayacağım. Hop alt tarafta bir dikdörtgen yapsak kardeşim şöyle. E dikdörtgeni tamamlayınca hocam 8 alt tarafta 8 oldu. 3 ise bak burası 3 ise burası da 3 mi oldu? Evet ve şurada bir pisagor bağıntısı çıktı. E o zaman x artı y uzunluğu neye eşit olacak? P artı P'de x artı y'ye eşit oldu. Bir kenarı kaç bunun arkadaşım? 8. Bak şurası 8. Diğer kenarı kaç? 10. 8'in karesi artı 10'un karesinde mi yapacağız? Hayır. Bizden x artı y isteniliyor. Hocam ortak çarpan 2. 2 çarpı 4 burası. 2 çarpı 5 burası. Burası da 2 çarpı kare küçüğünde. Kareleri toplamına eşit olacaktır. Yani 16 artı 25'e eşit olacaktır. Bu da 2 kök kaça eşit oluyor arkadaşlar? Topladığınız zaman 41'e eşit oluyor. İşte bu 2 kök 41 oluyor. X artı Y'nin en az değeri. Bir şey öğrendin mi? Bence öğrendin. Bu öğrendiğin bilgiyi ileride de kullanacaksın. Haberin olsun. Örnek 13 böylelikle 2 kök 41 geldi. Ve geldik örnek 14'e. Şekil 1'deki ABC üçgeni şeklindeki karton B köşesi BC üzerinde olacak şekilde katlandığında şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Hmm, şu katlama verilmiş mi verilmiş katlamada ne yapıyorduk kardeşim? Hemen eski haline geri getiriyorduk. Hop şöyle. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta ikiz kenarda çizilen kenar orta olduğu için burası da 90 derece oldu. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit mi? Eşit. Ya da ikiz kenardan dolayı da bu açı da söyleyebilirdin. 6 birim burası verilmiş. 16 birim de burası verilmiş. Peki AD ile DB üstü birbirine eşitmiş. Bak iyi ki bak şundan eşitliğinde yazmışım. AD ile DB üstü birbirine eşit verilmiş. Yani Şurası da çift çizgi olsun diyor bana. Tamam. Buna göre x kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada verilen bilgilere yoğunlaşacaksınız. Şimdi adam sana 16'yı vermiş. x isteniliyor. Hocam şöyle bir üçgen oluşturabiliriz. Mantığıyla gidebilirsiniz. Ya da bence ek çizim deyince eski bilgilere böyle bakmak lazım. Hani soruya baktınız. Soru çıkmıyorsa o zaman aklınıza ne gelecek? Ek çizimler. Ha ek çizimler derken de burada mesela iki ek çizim mantığıyla da sorun çözümünü yapabilirsiniz. Mesela ek çizim deyince ne gelecek? Muhteşem işte. ortaban var kenarlık. E hocam ben şuraya baktığınız zaman. Aa 3 tane eşitlik var. Muhteşem üçlüden dolayı ben bunu çizebilirim hocam diyebilirsiniz. 1, 2, Hocam şunlar eşit bunlar eşit. Bunu böyle çizersem ortaban oluştu diyebilirsiniz. Tamam istediğiniz şekilde çizin fark etmez. Ama 3 tane eşitlik var ya. Ben bunu böyle çizersem ne oluştu? Muhteşem üçlüden dolayı. Burası 90 derece oldu. E hocam şu eşitliği de benim kullanmam lazım. Şimdi dikkat et. Şunlar eşit. Bunlar da eşit. Bu 6'yı kullanmam lazım. Bak 6 iken burası da 12 mi oldu? Evet. Niye? Orta tabandan dolayı 12 oldu. Yani hem muhteşem üçlü var, hem orta taban var, hem katlama var. Gerçekten çok güzel bir soru. E artık ikisini bulabiliriz. Bitti. Şurada bir Sagor Olay bitecek. x kare neye eşittir? Hocam x kare eşittir. 16'nın karesi eksi 12'nin karesi diyenlere yuh yuh şarkısını hediye ediyorum kardeşim. Niye bu işlemi yapacaksın? Ortak çarpana bak. Ortak çarpan kaç burada kardeşim? 12 ve 16'da 4. 4 çarpı 4 burası. 4 çarpı 3 burası. E o zaman burası da 4 çarpı kare içinde Bu sefer hipotenüs verilmiş. Hipotenüsün karesi eksi. Dik kenarın karesi 16 eksi 9'dan. O zaman x'i de 4 kök 7 olarak bulur muyuz? Kesinlikle buluruz. Çok güzel bir soru gerçekten. Örnek 14 4 kök 7 çıktı. Evet. Şimdi geldik nereye? Örnek 15'e. Bakalım ne diyor? Güzel bir soru. Bakalım ne diyor? Kare şeklindeki bir tahtanın C ve D köşelerinde uzunluğu 20 cm olan bir ip bağlanmıştır. Bak şimdi dik üçgen içerisinde biz dikdörtgeni de yazarız. Kareyi de yazarız. Ya da bu soru kare içerisinde de sorulabilirdi arkadaşlar. Ama biz genelde böyle Dikdörtgen içerisinde de böyle Pisagor bağıntılı soruları da dik üçgen içerisinde de koyuyoruz arkadaşlar. Kitaplarda da büyük ihtimalle böyle sorularla da karşılaşacaksın. Neyse soru yok ki. Yani bu kare konusuyla alakalı değil. Karenin herhangi bir özelliğini kullanmayacaksınız. Kare deyince sen ne biliyorsun? Burada kaçının 90 derece olduğunu biliyorsun. Sadece burada kaçın 90 derece olmasını kullanacağız zaten biz de soruda. Bakalım ne diyor soru. C ve D köşelerine uzunluğu 20 santimetre olan bir ip sabitlenmiştir. Evet ipin uzunluğu 20 santimetre aklımızda. İpi tahtanın üzerinde kalacak şekilde AB kenarına doğru yaklaştırdığımızda AB'ye en kısa uzaklığı 4 cm oluyor. Hmm. Arkadaşlar ben bu ipi böyle çektiğim zaman mesela biraz sağ tarafından tutup çeksem. Biraz sağ tarafından tutup çekince hop şöyle bir şey mi olacak arkadaş? Evet. Biraz sol tarafından tutup çeksem nasıl bir şey olacak? Biraz sol tarafından tutup çeksem ipimiz böyle bir şey olacak. Hocam peki buradaki ipin Buradaki AB'ye en kısa uzaklığından bahsetmiş bize. AB'ye en kısa uzaklığı olabilmesi için olabildiğince nereden çekmemiz lazım? Bak çok güzel bir soru. Yani bu şöyle bir şeyi düşünün arkadaşlar. Masanın üstüne böyle bir kulaklığınız vardır. Kulaklığı koyun. Böyle neresinden çekerseniz masanın şu kenarına. Hani ekranda görüyor musunuz? Şurada masanın bu kenarını göremiyorsunuz ama. Ya masanın şu kenarında şurada bir kenar var. Şu masanın şu kenarını düşünün şimdi burada. Sen ekranda baktığın zaman evet şurada Masanın üstüne kulaklığı koydun şöyle. O ipi çek bakalım. Sağa doğru dayalı mı? Sola doğru dayalı mı? Ya da tam ortadan çekersen mi böyle aşağı doğru? Tabi bu uçlar sabit kalacak. Buraya en yaklaşırsın. Evet. Tam en ortadan çekersek şurası daha aşağıda olur. Değil mi arkadaşlar? Yani bak burada da sana güzel bir şey öğretiyorum. Bak sorunun aynısı çıkmak zorunda değil. Sana böyle bir doğru sadece şey verir ya. Şurada bir iki çivi verir. Şurada da bir ip olur. Burada olabildiğince aşağı çek derler. Olabildiğince aşağı çekmek demek işte bu tam ortasından çektiğinde sorunun içerisinde çıkar kardeşim bu. Ama ben burada kare içerisinde sormuşum. İşte burada bu mantıkla da bir soru ÖSYM sorabilir. Sen bunu tam ortasından tuttuğun zaman şu şekilde şuradaki AB kenarında daha fazla yaklaşırsın değil mi? Evet. Şimdi tamam. Şu şekilde çektik. Bu şekilde çektiğimiz zaman bu böyle tam ortasından ipi tuttuğum zaman oluyor dedik. Şuradaki en kısa uzaklığı da yani AB en kısa uzaklığı demek dik uzaklık demek 4 olarak verilmiş bana. Devam edelim. Buna göre diyor ip gergin halde ve tahta üzerindeyken ipin tutulan kısmının AB kenarında olan dik uzaklığı en fazla kaçtır? Ha, şu şekilde ben tam ortadan tuttuğumda gergin halde masanın üstünde ipin AB'ye en kısa uzaklığının 4 olarak bulmuşum. E, İpi daha farklı yerde tuttuğum zaman ip de gergin halde olacaksa diyor. Ee, bunun AB'ye en kısa uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle şu verilen bilgiyi kullanayım. Şu bir kare mi? Kare. E hocam burada ben 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Aslında burada bir x kenar da var. Hocam burada bir dikdörtgen. Şöyle de yapabilirim ama şu şekilde dikdörtgen yapmam daha mantıklı. X kenar da var ya. Kareden dolayı tabanda var ya tabanını böyle iki eş parçaya böldüğünü söyleyebiliriz. İkiz kenar üçgen varsa tabanla da alakalı bir şey varsa kare olduğundan taban alakalı aslında. Tabanına ait yüksekliği çizdim. Tabanına ait yüksekliği çizdim arkadaşım böyle. Peki burası A oldu ama bu kare ya kare olmasını kullan. Hocam burası 2A. A burası 2A ise burası da 2A olacak. Burası da 2A eksi 4 mu olacak o zaman? Evet. Peki ipin uzunluğu kaçtı arkadaşlar? 20 santimetreydi. O zaman bunlar da 10-10 mu olacak? Aynen öyle. E şimdi artık ben burada bir pisagor bağıntısı yapabilir miyim arkadaşlar? Yapabilirim. Pisagor bağıntısı yapalım. 10'un karesi eşittir. A ve A'nın karesi artı 2A eksi 4'ün karesi diyeceğiz. İşlem yapacağız. Normalde bu işlemi bir sonraki videoda sana çok kısa bir şekilde yapmayı öğreteceğim. Bak hissederek çözmeyi öğreteceğim. Ama ben burada işlemle yapayım. Daha oru öğretmedim sana. Yapayım. 100 eşittir A kare artı. 2a'nın karesi 4a kare eksi 1. ile 2. çarpım 2 katı yani 4 kere 2 8 16a mı yaptı? Evet artı ikincinin karesi de 16 yaptı arkadaşlar. Şurası 5a kare yaptı tamam yazalım. Burada 0 kalsın 100'ü de bu tarafa atalım isterseniz. 5a kare sonra eksi 16a burası sonra 100'den de 16'dan da 100 çıkınca kaç kalıyor? 84 mı kalıyor? Evet. Eksi 84 yaptı arkadaşlar burası. Şimdi burada işlem yapacağız. Burada ne yapacağız? Çarpanlara ayırmayı yapacağız. E hocam burası 5A'ya A olur. 84'ü de çarpanına ayıralım bakalım. Çarpanlara ayıracak olursak kaça kaç olur? İşte atıyorum hocam 2'ye kaç olur? 42 olur değil mi? İşte çapraz çarpımlarından geliyor mu? Gelmiyor. Şurayı hatta 2'ye 42 şöyle düşünebiliriz. Başka 6'ya böldüğümüzde kaç yapıyor? 84'ü e 6'ya böldüğümüz zaman şunu 6'ya bölsem bakayım. 1 kere 6 6 24 6 kere 4 de 24 14. Bakalım 14'e 6 yapıyor mu? Şu çapraz çarpımlarının toplamları buraya verecek mi? 30 a veriyor. Şöyle arkadaşlar. Eksi 16 olması için burası eksi 6 burası da artı dersem. Hocam eksi 30 artı 14 a eksi 16'yı veriyor. Yani bu çarpanlar ayrıldığında 5A artı 14 ve A eksi 6 yapıyor eşit sıfırsa. Bu sıfır eşitse negatif bir sayı geliyor. Bu sıfır eşitse A6 A 6 geliyor. A'ya 6 bulduk. Yani karenin bir kenarı kaç çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. Tamam şimdi sorunun devamını yapalım. Kare şeklindeki tahtamız bizim bak bu şu şekilde. Kare şeklindeki tahtamız bu şekilde sorunun devamını okuyup yapacağım. Ve karenin bir kenarı kaç şimdi? Dikkat et. 2A'ydı yani 12. 12 ve ipimiz de buradaydı. Bir ucu burada, bir ucu burada. Şimdi ben bu ipi öyle bir yerden tutacağım ki tutup gergin bir halde tahtanın üzerinde bulunduracağım. Ee, öyle bir yerden tutup tahtanın üzerinde bulundurursam buradaki mesela şöyle yaptım, şöyle yaptım gergin bir halde buradaki bu kenara en uzun olmasını istiyorum. Gergin ardıyken buradaki uzaklığın en fazla olmasını istiyorum. E ben burada tam ortadan tutarsam en yakın olduğunu söylemiştim biraz önce. O zaman olabildiğince solda ya da olabildiğince sağda oradaki şeyi tutarsam arkadaşlar ipi tutarsam o zaman buradaki bu uzunluk şuraya olan uzunluk yani şuradaki AB kenarının uzunluğu en kısa olarak seçmez miyiz? Seçebiliriz. O zaman olabildiğince solda tutacağım ve tahtanın üstünde kalacak. O zaman bizim ipimiz en son şu şekilde olursa yani tam bu kenarın üstünde olursa olabildiğince solda olmuş oluyor değil mi arkadaşlar? Ya da olabildiğince sağda olmuş oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. E o zaman tam buradaki nokta şu AB'ye en fazla uzakta olmuş olur. İşte benden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Hadi bakalım bunu bulmaya çalışalım. E o zaman ben buraya bir x diyeyim. Şuradaki uzunluğun 12 olduğunu biliyorum. E hocam şu ipin uzunluğuydu. Bak eş yapıyı kullandım. İpin uzunluğu da kaçtı? İpin uzunluğu da 20 santimetre değil miydi? Onu da kullanalım. Evet ipin uzunluğu 20 santimetre ise x'i buradaysa buraya da 20 x kaldı? Evet. E artık burada pisagor yapacağız. Hadi yap pisagoru. Yapalım bakalım pisagoru. 20 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 12'nin karesi. Birincinin karesi 400 eksi 40 x artı x kare eşittir. x kare artı 144 yaptı. x kareler yoldu oldu. Eksi 40 x'i buraya attım. 40 x'i artı 40 x yaptı. Buradan da 144 çıkartıyorum. 6 burası. 5 burası. 3 256 yaptı galiba. Evet. 256'yı 4'e bölsem. 2'ye bölsem 128 64. Burası 6,4 mi yapıyor arkadaşlar? Evet x 6,4 bulmuş olurum. Ama x 6,4 çıktı arkadaşlar. Benden ne isteniyor? Soru işareti isteniyor. Burası soru işaretini nasıl bulacağım? Soru işaretinde 12'den 6,4'ü çıkartarak bulmayacağım mı? 12 eksi 6,4 de kaç yapar? 5,6 yapar. Evet işlemle uğraştırdı mı? Uğraştırdı. Ama gerçekten güzel bir soru arkadaşım. Çünkü İpi tam ortasından tutarsam AB'ye en kısısından bahsediyorum. İpi olabildiğince solda ya da olabildiğince sağda tutarsam AB'ye en fazla uzaklığından bahsediyoruz. Peki hocam ben ipi tahtanın soluna gelici dışına çıkartsaydım da şöyle bir şey olurdu. Ama o zaman tahtaya olan uzaklığından bahsedemeyiz. Dik uzaklığından bahsedemeyiz. O yüzden tahtanın üzerinde kalacak şekilde ben o ipi olabildiğince solda olacak şekilde şu şekilde seçtim. Yani şuradaki şekildeki gibi seçtim. İşte buradaki soruların şeyi çok önemli arkadaşlar. Mantığı çok önemli. Bak aynısının gelmesi önemli değil. Tamam, zor bir soru kabul ediyorum. Yani Pisagor bağıntıları ikisinde de çok böyle garip Pisagor bağıntıları yapıyoruz ama bunu bulmanın da kısa bir yolu da var da bir sonraki videoda söyleyeceğim sana. Gerçekten güzel bir mantıklar yakalıyorsunuz. Yani ince noktalar yakalıyorsunuz. ÖSYM de böyle zaten garip şeylerle karşımıza gelebilir. O garip şeyleri ben olabildiğince sorularda böyle size vermeye çalışıyorum. Özellikle son sorularda yani belki bunun çok basit bir versiyonu sınavda çıkacak. Yani sen bu mantık bak sorunun aynısını geometride tutturmak zor ki konu anlatımındaki soruların çoğunluğu zaten ÖSYM sınavında da çıkıyor, çıkıyor ya da çıktı da zaten benim için önemli olan o sorunun aynısının çıkmış olması değil. Sorunun içerisindeki kullandığım mantığın soruda çıkması benim için çok önemli. İşte bu mantık çözümü anla ve o mantığı anlayıp yorumla sonrasında çok işine yarayacak. Evet gençler böylelikle hallettik mi olayı? Hallettik. İlk kısmı hallettik. Pisagor bağıntısını hallettik. Bir sonraki videoda özel kenarlı üçgenlerden bahsedeceğiz. Yani 3. haftanın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.